Arkadaşlar selamlar, ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz, umarım iyisinizdir. Şimdi sizlere sınavda yaklaştıkça şöyle güzel bir seri başlangıcı yapalım dedik. Dedik, kimle dedik? Kenan hocanızla birlikte bu karara vardık. Daha doğrusu Kenan hocanız beni aradı ve ikna etti. Dedi ki hocam böyle bir şey yapsak, ben zaten yeni bir seri başlangıcı için bir fikir arıyordum ve ona dedim ki senden Allah razı olsun. Yani bu şekilde bir şey düşünmüşsün, helal olsun. Öğrenciler de bu seriyi çok sever. Dolayısıyla biz bu seriyi yapalım. Serine konu konu yeni nesil sorularla matematik ve geometri. Şimdi matematik kısmını ben anlatacağım. Geometri kısmını Kenan Hoca anlatacak sizlere. Konu konu yeni nesil sorularla matematik derken neyi amaçlıyoruz? Şunu adı üstünde konu konu. Biz bunları böleceğiz. Ve bu konulardan sevgili arkadaşlarım yeni nesil soruları sizlere sunacağız. Ama normal standart bir soru çözümü olarak algılamayın bunu. Ve ben kendi kanalımda şunu yapacağım. Bu yeni nesil diye hitap ettiğimiz soruları, yeni nesil olarak adlandırdığımız soruları biz nasıl çözeriz? Eski sisteme göre nasıl düşünebiliriz? Soruyu yani nasıl diyeyim, bazı sorular var ya mesela 15 satır. Yani mesela burada bile örnek veriyorum, mesela şu ikinci soru. Şu ikinci soruya bakalım. Bu ikinci soru. Büyük bir soru. Kalın bir soru, ensesi kalın bir soru. Bak şurası şöylece yeni nesil bir soru. Sen bu soruyu 1. nasıl çözeceksin? 2. nasıl çözmekten ziyade, aslına bakarsan sen bu soruları çözmeyi biliyorsun da ben hep öyle tabir ediyorum bunları. Sen o soruya nasıl başlayacağını bilmiyorsun. Soruyu okurken o çözüm aklından gidiyor. Neler yapacağını karıştırıyorsun. Bunlar yaşanıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu soruları 15-20 satırda anlatılan ve ekstradan genellikle bir görsel ilave edilen soruları, ki bazen sorular görselsiz de oluyor, onlara birazdan bakacağız. Sen bu soruları, bu tarz soruları nasıl böyle 2-3 tane denklemle halledebilirsin? Hadi maksimum 4 denklem diyelim, nasıl halledebilirsin? İşte bunu denkleme dökme, matematiğe çevirme, bu işin matematiğini anlamanın püf noktalarını da ben size anlatacağım. Sadece işte bu böyle çözülür, bu böyle çözülür, cevap C'ymiş, işte bu da böyle çözülür, cevap C'ymiş değil. İşin aslını arkadaşlar aktararak uygulayacağım bunları. Şimdi PDF hocam, PDF'leri ücretsiz bir şekilde açıklama kısmına, videoların altına bırakacağız arkadaşlar. Kenan hocanız da aynı şekilde, ben de aynı şekilde. Hocam bu sorular nereden? Sorular burada da gördüğünüz üzere 3-4-5 yayınlarından aldığım, tamamını 3-4-5 yayınlarından aldığım bir PDF arkadaşlar bu. Ve başka yayınlardan soru gelecek mi hocam? Tabii ki illaki anlaştığımız yayınlar, Bilgi Sarmal yayınları, Metin yayınları, 3-4-5 yayınları, yine benim kitaplardan da sorular sevgili arkadaşlarım gelecek, karşınıza çıkacak. Bu PDF'lerde bulabileceksiniz. PDF'leri ister indir, kendin çözmeyi dene, çözemediğin soruları benden izle, ya da gel burada PDF'lerini çıkar, tamamen bana odaklan ve birlikte götürelim biz bu işi. Tamamen bana odaklan ve birlikte götürelim biz bu işi, ki bence sağlıklısı ikinci söylediğim. Benimle beraber çözmen. Çünkü dediğim gibi ben sana bu soruları sadece çözmeyeceğim. Bu soruların mantığını, detayını böyle saf haliyle basite indirgeyerek çok güzel bir şekilde açıklayacağım. Ve bundan sonra da sevgili arkadaşlarım herhangi bir derdiniz, herhangi bir tasanız kalmayacak bu yeni sorular, yeni nesil sorularla alakalı. Şimdi bunların haricinde hocam ilk konu ne? İlk konuyu ben şu şekilde ele alacağım gençler. Yeni nesil ilk 12 konu dediğimiz tabir, hani şu ilk 12 soru dediğimiz kısım var ya matematikte, işte o ilk 12 sorudan, yani sevgili arkadaşlarım nereye kadar, işte çarpanları ayırma, üstü köklü, oralara kadar olan, oran orantıya kadar olan kısımdaki konuları ele alacağım. Hocam tek PDF'de halledebilir miyiz, tek videoda halledilebilir mi? Hayır, tabii ki de. O ilk 12 soruyu 12 tane soruda, 24 tane soruda halletmeyeceğiz. Arkadaşlarım bununla alakalı en az 4 tane video gelecek, daha sonrasında oran orantı problemlere geçirecek. Oran orantı ve problemleri de yine tek videoda değil, detaylı bir şekilde birden fazla videoda ele alacağım. Daha sonrasında ise devam edeceğiz. Nedir işte? Sembolik mantık, kümeler, kartezyen çarpım, fonksiyonlar, polinomlar, permütasyon, kombinasyon, binom, olasılık diye devam edeceğiz. Ve istatistik veri kısmını unutmayalım. Bunları da ele aldıktan sonra artık beklediğiniz yere, AYT kısmına geçeceğiz. Ve AYT kısmında da sevgili arkadaşlarım yine bu seneki sınav müfredatıyla alakalı soruları, yeni nesil kısmı biraz daha az biliyorsun AYT'de. Hatta neredeyse hiç yok gibi, ama AYT'de yeni nesil sorular çıkıyor. Peki bu AYT konuları yeni nesilleştirilirse karşınıza nasıl çıkar? İşte bunları da ele alacağız sevgili gençler. Evet,
Başka şöyle bir düşüneyim. Değinmediğim bir şey kaldı mı? Değinmediğimiz bir şey kalmadı. Arkadaşlarım bunlardan sonra veya bunlarla birlikte hocam yeni yeni videolar gelecek mi? Yeni videolar gelecek ama bir seri halinde gelmeyebilir. Aklında bulunsun. Yani nasıl diyeyim, böyle bir video serisi halinde Netflix dizisi gibi böyle 7 bölüm 8 bölüm sonra o bir ara verdik sonra 8 bölüm daha şeklinde değil. İşine çok yarayabilecek, belki biraz uzun metrajlı ama işine çok yarayabilecek bilgilerin olduğu, bakın bilgilerden bahsediyorum. Tabii ki soru çözümü de olacak ama bilgilerin olduğu, efsanevi şekilde sana hız kazandıracak yeni bir videodan da bahsedebilirim. Buradan sınava girmeden mutlaka izlemen gereken videolardan bir tanesi olacak. Onu da ben sana söyleyeyim. Evet arkadaşım, PDF kısmını unutmuyorsun. Açıklama kısmında olacak PDF her videodan önce. Ve sevgili arkadaşlarım artık ya bismillah dedik, başladık. Videoda görüşürüz. İlk derste, ilk videoda. Seni çok seviyorum. Hoşça kal, sağlıkta kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutma.